Değerli dinleyiciler, şimdi sizlere 14 Kasım 2017 tarihinde TR724'de yazdığımız tamir ve tenkit başlıklı yazıyı seslendireceğim. Nasrettin Hoca ile oğlunun bir merkepte seyahat hikayesi uzaktan eleştirinin yüzeyselliğini anlatmak için güzel bir örnektir. Hoca binek üzerindedir. Çocukluktan gençliğe evrilen oğlu ise yayadır. Bir topluluk önünden geçerken insanlar adamın yaptığı ne ayıp, bir kucak sakalı da var, kendisi merkebe binmiş, çocuğu yaya yürütüyor diye duyulacak şekilde söylenirler. Hoca bundan etkilenir ve kendisi hayvandan iner, oğlunu bindirir. Bu defa başka bir topluluk önünden geçerken, gencin yaptığı amma da ayıp şey, yaşlı babasını yaya yürütüyor, kendisi binekte derler. Bunun üzerine hoca ve oğlu bineğe beraber binerler. Bir köyün ortasından geçerlerken ahali, şu merhametsizlere bakın, zavallı merkebe ikisi bir binmiş diye konuşurlar. Fesubhanallah çeken hoca oğluna in evlat, ikimiz de binmiyoruz der. Hoca ve oğlu eşeğin yularını çekip giderlerken başka bir topluluk bu defa şu ahmaklara bakın, eşek boş ve hiçbiri binmiyor diye kahkaha ile gülerler. Eleştirmek kolaydır, bir sorumluluk istemez. Sen lafını söyler geçersin ama o laf muhatabı çoğu zaman alt üst eder. Moral ve motivasyonunu bozar, verimini düşürür. Karşıdan bakarsın ve gördüğün taraflarıyla eksikleri, bildiğin kadarıyla yanlışları söylersin, yazarsın. Eğer eleştirenler süreçlerden, olaylardan, insanlardan kopuksa, eleştiri gerçeklikten uzaksa, söylenen, yazılan, problem çözmekten, katkı vermekten öte, iş yapanları demoralize eden, kuru, faydasız demagojiye dönüşebilir. Eleştiri bazen de eleştirinin takıntılarını gösteren, egosunu tatmin eden, intikam ve beklenti muhtevalı şeyler olabilir. Çalışmayan, üretmeyen, aylakçı kişiler geleni geçeni kritik eder. En karmaşık olayları kendilerince bir hamlede çözerler. Bilgilerinin ve ilgilerinin olmadığı konularda dahi ahkam keserler. Her konuda kolayca söz söyler, hüküm verirler. Zira konuştuklarının onlara bir maliyeti yoktur. Ne etki oluşturacağını da umursamazlar. Sosyal, siyasi konular ise bizim gibi ülkelerde herkesin serbest atış yaptığı alanlardır. Uzmanlığın, birikimin çoğu zaman bir kıymeti yoktur. Peki ağzı olanın konuşması, eline kalem alanın yazması, eleştirmesi kötü mü? Engellenmeli mi? Susmak, yok saymak, toplumun ve toplumsal bir kesimin sağır olması en kötüsüdür. Toplum yönünü kaybeder. Suskunluk sarmalına maruz kalan ve konuşmaya korkan bir toplum eğrilere boyun eğer, doğrulara destek veremez. Zaman içinde neyin eğri neyin doğru olduğunu temyiz edecek iradeden, bilgiden, veriden uzak kalır. Suskunluk eğer baskıdan kaynaklanıyorsa insanlar yanlışı alkışlar, onay vermediğini desteklemek zorunda kalır. O nedenle bir ahenk ve olgunluk sorumluluk içinde olmasa da konuşmak, yazmak, söylemek suskunluktan, kulak tıkamaktan her zaman daha iyidir. Eleştiri, yazma, alan bilgisiyle desteklenirse hayattan, gerçeklikten kopuk olmaz. O nedenle sosyal bilimlerde alan araştırmaları, insana temas etmek, yüz yüze mülakat önemsenir. Eğer yararlı olmak, problemin çözümüne katkı vermek isteniyorsa, sözü ölçerek, tartarak, vicdan ve insaf süzgecinden geçirerek, muhatabın durumunu, psikolojisini dikkate alarak söylemek ve yazmak gerekir. Kriz dönemlerinde insanlara hizmet etmek en zorudur. Kimseyi memnun edemezsiniz. Herkes burnundan solur. Sıkıntı içindeki insanlar önce sorumlu, yetkili görünenlere toslar. Deprem, kaza, kriz gibi travmatik vakalar sonrası insanlar sorumluluğu vebali yükleyecek kimse ararlar. Bulduğu muhatabın üzerine de birikmiş şikayetleri boca eder. Kastı aşan tenkitlerde, ithamlarda bulunabilir. Böylesi dönemlerde insanlar bütünü görmek yerine kendi problemine, kendi sıkıntısına odaklanır. Dünyaya o pencereden bakar. İnsanın acısı neredeyse canı oradadır sözü gereği, kendi problemlerini hemen çözülmesi gereken en büyük sorun olarak görür. Bu psikolojik, sosyopsikolojik gerçekler nedeniyle şu anda hizmet eden, koşturan, krizde sorumluluk alanların sabırlı, kararlı, iradeli olması gerekir. Şikayetlere kulak tıkamak, tepki vermek,
mağdur ve travmatik insanları itham etmek sadece problemi büyütür. Kriz dönemlerinde krize, felakete maruz kalan insanları dinlemek, muhatap almak problemi çözmenin yarısıdır. Öte yandan mağdurlar için bir işin ucundan tutmak, çözüme yönelik faaliyetlere destek vermek, sorumluların işini kolaylaştıracağı gibi mağdurların psikolojisine de olumlu katkı verecektir. Onları daha rasyonel, makul bir zemine çekecektir. Hayata intibakı, depresif halden çıkmayı kolaylaştıracaktır. Sürekli şikayet eden, destek vermeyen tutumlar iş yapanları demoralize edecek, çözümü geciktirecek, uhuvveti darbeleyecektir. Çoğulcu demokrasilerde düşünce özgürlüğü, eleştiri, soru sormak, problemleri dile getirmek önemlidir ve bir haktır. Ancak bunu tahrip edici, motivasyonu bozucu şekilde yapmak yarar getirmez. Eğer zor zamanlardan geçiliyorsa, sert ve kastı aşan eleştiriler iyi niyetten uzak görülür ve ciddi tepkiye neden olabilir. Yanlışlar, ihmaller, eksikler varsa omuz verip çabalamak, öte yandan arızaları düzeltmeye çalışmak daha iyi sonuç verir, kabul görür. Felaket zamanlarında moral motivasyonu, birlik ve bütünlüğü korumak çok önemlidir. Ama hataları düzeltmeye, eksikleri tekmil etmeye çalışmak ve insanların düşüncelerini, hissiyatını dikkate almak da o kadar önemlidir. Ve bu birlik ve bütünlüğü korumanın da gereğidir. Teşekkür ederim.